Yüzüklerin Efendisi ilk vizyona girdiğinde kabul etmek gerekir ki herkesin dikkatini ork denen yaratıklar çekmişti. Peki kim bu orklar? Orklar hakkında neler bilmeliyiz? Onlara bir göz atacağız. Bütün orklar başta elf olarak doğarlar. Filmlerde bunun bahsi geçti ancak bazı insanlar bu güzel gerçeği gözden kaçırmış olabilir diye düşünüyoruz. Orklar aslında elf olarak dünyaya gelip sonunda Melkor Morgoth tarafından maruz kaldıkları işkence yüzünden şu anki orklara dönüşmüşlerdir. Filmlerdeki kötü karakterlerin içlerinde bir yerlerde bir parça iyilik olduğuna sinema tarihinde çokça rastlamışızdır. Hatta empatimizi ve sempatimizi kazanan bolca kötü kahraman vardır. Ancak orklar onlar gibi değiller. Tek amaçları efendilerine hizmet etmek ve yok etmek. Morgoth, The Silmarillion ve The Children of Húrin'deki ana kötü karakterler ve filmde ondan kısaca bahsediliyor. Morgoth ilk birkaç bin orku elflere karşı 1 milyon yıl önce savaştıran ilk kişi bu arada. Gollum'u seslendiren Andy Serkis'i hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda Serkis'in 3 farklı orka da ses verdiğini biliyor muydunuz? Serkis ikinci filmde Merry ve Pippin'i kovalayan 3 orkun arasında geçen muhabbetlere ses veren isim. Orkların seslendirmeleri yapılırken yapımcılar onların çıkardıkları seslerinde korkutucu görüntüleriyle tamamen örtüşmesini istemişler. Bu sese ulaşabilmek için de foklar ve susamurları gibi su hayvanlarının çıkardıkları sesleri kayıt altına alarak stüdyoda bu sesleri mixlemişler. Orklar her zaman büyük bir problem değildi. Tolkien evreninde büyük bir problem oluşturduklarını hepimiz biliyoruz. Büyük birlikler halinde saldırıp tonlarca probleme sebep oluyorlar ve iyi adamların başına bela açıyorlar ve bunu çok sık yapıyorlar. Ne var ki bu çarpışmalardan binlerce yıl önce orklar daha zararsızmış ve bazı devleri kızdırmak dışında bir şey de yapmıyorlarmış. Hepsi birbirine benziyor. En azından dış görünüş olarak. Peter Jackson ve yardımcıları tüm orkların görünüşlerinin aynı olmadığından emin olmak adına çok uğraş vermişler. Orkların bazıları siyahi, bazıları beyaz, bazıları diğerlerinden daha çok insanlara benziyor, bazıları daha uzun, bazıları daha kısa ama hepsi çok korkunç. Orkların savaş naralarının yeterince şiddetli ve inandırıcı olması için Peter Jackson 25 bin kişilik bir stadyum dolusu kriket taraftarını bir araya getirmiş ve onlardan bağırıp çığlık atmalarını istemiş. Sonra da bu sesler kayıt altına alınmış. Orklar da devler kadar iyi madenciler olabilir. Tolkien'in yazdıklarına göre varlıklarının çoğunu yer altında geçinen orklar arasından çok iyi madenciler ve demirciler çıkabilir. Kendilerini lanet olsun ki daha korkunç hale getirmek için orkları oynayan aktörler ağızlarına siyah meyan kökü ve suyla hazırladıkları bir karışımı sürüyorlarmış. Tolkien orkların kanının siyah olduğunu söylüyor. Yani bu da filmler açısından çok iyi olmuş. Perfect.